Adamlar Kur'an'ı pasta yapıp yedikten sonra Kabe'yi, Kur'an okuyan çocuğu pasta yapıp yedikten sonra bir de üzerine şöyle bir olay çıkmış. Mobil Kabe getirmişler ve bir mahalleye koyup etrafında tavaf etmişler. Şimdi zamanında sanal hac çıkacak dediğimizde atanan kişiler var mıydı bilmiyorum. Gerçi bu daha orijinal bir uygulama. Bir şey falan diyordu. Hocam Google Earth'ten Kabe'nin etrafını farenin işaretçisiyle Tavaf etsem kabul olur mu? Ben şeyi düşünmüştüm. Şu sanal gerçeklik çıktığı zaman veya işte Google Street View'la falan oradan böyle tavaf etmek. Şu anda tabii bunu desen kimse bunu kabul etmez. Hala atarlanacak olan vardır. Ama bunlar hep bir fetvaya bakar. Yani şöyle düşün. Hac paketi diye böyle bir CD satıyorsun. Tabii ki belli kesimler satıyor. Paralar oraya gidiyor. Ve oradan sanal olarak Kabe'nin etrafına döndüğün zaman hac gerçekleştirmiş gibi oluyorsun. Böyle bir şeyin asla kabul olmayacağını düşünüyor olabilirsiniz ama her şey bir fetvaya bakar yukarıda. Bizim de biliyorsunuz süper kahramanlarımız var. İşte caiz olmayanı caiz yapan bir fetvayla veya yanlışı doğru yapan veya doğruyu yanlış yapan bizim süper kahramanlar böyle. Biliyorsunuz gevurun süper kahramanında büyük güç büyük sorumluluk getirir diyorlar. <laughs> Bizde büyük güç büyük para getirir. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Geçen hafta biliyorsunuz Nepal depremi yaşandı. Notlarıma yazmışım, değinmemişim. Gerçekten hasta olduğum için kafam bir milyardı yani. Görmemişim notlarda ve unutmuşum da yani. İnsan kendi canının derdine düşünce kafa kalmıyor. Ne oldu bu depremle ilgili? Ne yazıldı, çizildi? Yani gene böyle çok fuhuş vardı. Çünkü büyük felaketlerin tamamında artık, tamamında böyle deniyor. Çok fuhuş vardı. Ondan sonra çok haram yendi. Öyle bir şeyler çıktı mı gene? Çıkmıştır büyük ihtimalle. Mesela en son İran'da da yedi küsür şiddetinde bir deprem olmuştu birkaç sene önce. Tabi biliyorsunuz İran ateizmle. Ne ateizmi? Şey deizm deizm. Yani bir güç var sanki. Deistik agnostisizmle yönetilen bir ülke olduğu için. Yok pardon. Konfüçyanist miydi ya? Ha konfüçyanisti pardon. Şimdi yeterince imanlı olamamışlar. O yüzden İran'da deprem olmuş. Bu arada biliyorsunuz hep İçinizden şunu demek geliyor değil mi? Ne zaman böyle bir dinci, başkalarına saldıran ama saldırgan bir dinci yani bir hastalık geçirse hemen o tür insanların hastalar için söyledikleri aklınıza geliyor değil mi? Mesela ne zaman bir kanser olsa ne derler? İşte Allah cezasını verdi, Allah'ından buldu, Allah belasını verdi. Şimdi tabii aynısını hasta insanlar için kim olursa olsun bizim dememiz doğru düşmez. O yüzden... Ben sağlıklılara diyorum. Bu şekilde konuşan arkadaşlara diyorum ben. Şu an sağlıklısınız ama diyelim ki gelecekte kanser olduğunuz ortaya çıktı. Demek ki fuhuş yapmışsın. Niye yaptın fuhuşu? Ayıp değil mi? Utanmıyor musun? İşte bak böyle cezanı çekersin. Evet hazır sağlıklıyken söyleyeyim de arkadaşlar sonra hastaya laf etmek olmaz. Bugün yine biraz geç başladım podcast'te. <laughs> Kendi videomu seyrettim baştan sona kadar. Oha güzel olmuş lan. Üçüncü kere falan baştan sona sıkılmadan seyrettim yani. Bu sefer de cepten seyrettim. Yani hiç atlamadan. Gerçekten olmuş diyebileceğim videolardan bir tanesi oldu. Yavaş yavaş arkadaşlar yavaş yavaş ilerliyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Astronomi serisi bölüm 2'den bence daha kaliteli oldu. Sunum açısından yani. Ekstra harcadığımız zamana değdi. Baktığımız her videoda bazı hatalar görüyoruz veya geliştirebileceğimiz bazı yerler görüyoruz. O şekilde arttırıyoruz. Veya tam tersi bazı denediğim şeyler hoşuma gidiyor. Mesela vinyet denedim. Görüntü olarak o çevrenin hafiften karanlık olması hoşuma gitti. Profesyonel bir görüntü veriyor. Onu kullanacağım. Fark etmemişsinizdir büyük ihtimalle ama çok fark edilmeyecek şekilde kendi sesime bir eko verdim. Gerçekten sesi proflaştırmış. Onu da kullanacağım bundan sonra. En azından o tür videolarda kullanacağım. Bir önceki astronomi videosunda ev konuşması gibiydi. Değil mi? Evde çekmişim gibiydi yani. Gelişiyoruz yavaş yavaş. Bu arada Patreon'dan destek olan arkadaşları okuyacağım. Merak etmeyin. Ayrıca canlı yayın Gizli Efekst onlar da gene bu hafta gelecek elinize. Canlı yayını bu hafta sonu yapamadım. Çünkü hırs yaptım yani bitireceğim diye. <laughs> Parçaladım kendimi. Yani ben bilgisayardan daha hızlıyım. <laughs> Arkadaşlara da söyledim. Yani bilgisayarda bir şey aratmak mesela yerine Google'da aratıp Google'dan tekrardan indirmek daha kısa sürüyor biliyor musunuz? Lan diyorsun ben bir dosya indirmiştim. Bir resim dosyası indirmiştim. Hiç boşuna search'e basma yani. Git Google'dan bir daha arat bir daha indir. Çok daha kısa sürüyor çünkü. O yüzden işte de bir de kullandığım yazılımlar kilitleniyor kapatıp bir daha açmam gerekiyor falan. Kapatıp tekrar açarken de o esnada işte bir video oluyor genelde açık. Kapanıp açılırken o videoyu seyrediyorum. Devam ediyorum videoyu seyretmeye. Üşenmedim. En korkunç 22 SCP. Geçen hafta anlatmıştım ya SCP'leri. En korkunç 22 SCP diye bir video vardı. Gerçekten güzel çünkü adamlar animasyon falan yapmışlar. O anlatılanları. Çok insanın hani hayal gücünü kurcalıyor. O yüzden güzel şeyler. Onun haricinde Creepypasta ile ilgili Top 15 Ritual Creepy Pastas diye geçiyor. Yani ayin. Yani şehir efsanesi ayinler. Şeyi biliyorsunuzdur Bloody Mary'i. Bloody Mary türü öyle 14-15 tane ayin var. Gerçekten güzel. Hem insanı hafiften ürpertiyor. Hem merak ettirtiyor vesaire. Ve işin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bu anlattığım bak creepy pasta videolarında, ondan sonra SCP'lerde, ondan sonra bu ayin creepy pasta bilmem ne. Bunların hiçbirisinde Jump scare olayı yok. Jump scare'sız da insanları ürpertebiliyorsun. ve insanın hoşuna giden bir duygu. Jump scare tamamen pezevenk iş yani. Pezevenk. <laughs> pezevenk. yeminle var ya, doğru düzgün konu yazmasını bilmeyip bizde de var öyle yönetmen. Doğru düzgün konu yazmasını bilmeyip bir ne diyorlar? Gerçek bir olay. Bir onu deyip ikincisi de jump scare abanan e, insanları gideceksin abi evine. Tamam mı? götüne götüne iğneyi batıracaksın abi. Saklanacaksın böyle tamam mı? Saklanacaksın. Götüne götüne iğneyi batırıp kaçacaksın ondan sonra. Ondan sonra tekrar geleceksin. Veya çığlık atacaksın. Haykıracaksın böyle uyurken falan. Yani bu ne biliyor musunuz? Ben aksiyon filmi çektim deyip öküz gibi ses efekti böyle. Hayvan gibi yüksek ses efekti. Makinalı tüfek bilmem ne. Ama görüntüde bir şey yok. Öyle bir şey verip ondan sonra ben aksiyon yönetmeliyim demek gibi bir şey. Ya benim korku kısa filmi veya korku orta metraj filmi projelerim var. İleride gerçekleşebilir mi bilmiyorum. Umarım gerçekleşir. Kesinlikle sırf bunu protesto etmek için bir tane bile jump scare koymayacağım bir. Yani birinci sebep protesto etmek için bunu. İkinci sebep de zaten mantıksız. Mantıksız abi. Neden mantıksız? Çünkü mesela şunu bak anlarım. Çekmeceyi açıyorsun kedi fırlıyor tamam mı? ekstradan bir ses efekti koymazsan bak onlara eyvallah tamam mı? Kedi fırlıyor gidiyor. Ama işte adamın arkadaşının yüzü pencereden gözüküyor. Dın diye böyle bir ses efekti. Lan göt. Yani insanın suratı pencereden gözükünce ses mi çıkar? Geri zekalı. <laughs> Alevlendim gene ya. Var ya elime geçmesinler abi. <laughs> elime geçmesin o yönetmenler yani. Ondan sonra gene işte o mesela klasiktir ya korku filmlerinde işte kızın hayaleti bir gözükür bir yok olur falan. Gözüktüğü anda aşırı bir ses böyle. Ulan gözük yani ses efektiyle mi gözüküyor kız? Hayır. Sırf işte piçliğine puştluğuna yani. Ben de ki o zaman ben sanat filmi çekiyorum. Paso pornoya abanayım ondan sonra. Ondan sonra diyeyim ki tartışmalar yaratan sanat filmi çektim. Ayıyla eşeği çiftleştireyim filmde Sonra ki bak tartışma yaratan film çektim. Ya bir siktirin gidin ya. Tekmeleyeceğim oğlum sizi. <laughs> Karşıma çıkmayın yani. O yönetmenlere diyorum. Bununla ilgili bir skeç gelecek. Gelecekte tabii. <laughs> Arkadaşlarıma kavuşayım da. Daha neler gelecek. Sonunda bu işi iş olarak yapabileceğim. Eğer bu şekilde devam ederse. O yüzden kalite olarak da sıklık olarak da alevleneceğiz yani. Bakalım göreceğiz. Temmuz'da neler olacak, Ağustos'ta neler olacak ve daha sonrasında Eylül, Ekim gibi alevlenecek miyiz? Umuyorum ki öyle bir şey olacak. Bir seyircim şey demiş. Abi ateizm serisinin ilk bölümünde her şeyi bitirdin. <laughs> Serinin diğer bölümlerine konu kalmadı. O yüzden zaten ismini ateizm serisi yapmadım arkadaşlar. Genel olarak kırmızı hap işte. Yani birçok konuda insanları uyandırmaya yönelik olmasını istiyorum. Mesela ikinci bölüm ne olacak? Evrimin kanıtları, evrime karşı olanların iddiaları neden yanlış ve akıllı tasarım diyen insanların iddiaları neden yanlış? Bu ikinci bölüm olacak. Hatırlıyor musunuz? Bir ara bir evrim serisi yapmıştım. Yani onun daha gelişmiş, daha derli toplu ve daha profesyonel bir versiyonu olacak. Tabii bu büyük ihtimalle yazın veya yazdan sonra olur. Önce yani buradayken yazacağım. Artık bunun gibi zor Montajlanan şeyleri bu bilgisayarda montajlayıp kafayı sıyırmak istemiyorum. Çünkü dikkat edecek olursanız bu kadar ay sadece bir video için uğraştım. Sadece bir video yapabildim. Bunun için burada bu bilgisayarla bu kadar vakit harcamak istemiyorum. Onun yerine Huzur İrfan gibi küçük şeyler, montajlaması daha kolay olan şeyler. Büyük ihtimalle sırada o var yani Huzur ve İrfan var. Zaten ondan sonra Astronomi serisi bölüm 3'ü istiyorum. Gene laptopu değiştirdikten sonra. Gene buradayken korkulu ses kaydı gibi bir şey düşünebilirim. Ve tabii ki dediğim gibi bol bol yazacağım. İleride yapmak istediğim projeleri, metinlerini yazacağım. Bol bol çekim yapacağım. Yani büyük ihtimalle yaptığım buradaki manzara görüntü çekimlerini bile montajlayıp yüklemeyeceğim büyük ihtimalle. Çünkü gerçekten insanın sinirini bozuyor. En son Vancouver videosunda da öyle. Ondan önceki State Fair videosunda da öyleydi gerçek zamanlı göremediğin için kamera hatalarını falan fark edemiyorsun. En sonunda bitiyor video bittikten sonra görüyorsun. O nasıl en başa dönmen gerekiyor onu da yapmıyorsun yani. Şey güzel oldu. Hani arkadaşlar dinlerle ilgili sorular soruyordu. Burada işte özetle bir şeyler söylüyorduk falan. Ondan sonra da ateizm serisine daha detaylı olarak anlatacağım diyordum. <laughs> artık anlattım. Bundan sonra artık en azından orada cevap verilmiş sorular sordukları zaman direkt onu yollayacağım o videoyu. Zaten amaç o. Yani bu videonun amacı o. İnsanlar size sorduğu zaman abi niye böylesin niye bu şekilde düşünüyorsun diye sorduğu zaman işte bu yüzden deyip o videoyu yollayabilmeniz için. Yani size kolaylık olsun diye. <laughs> evrim videosu da bir bakıma o işe yarayacak. Abi evrimin kanıtları var mı vesaire. Veya işte evrim bana çok mantıksız geliyor. Çünkü nasıl ki tesadüfen bir araya gelebilir falan şeklinde sordukları zaman o videoyu yollayabileceksiniz. Bakalım. Gene bir o kadar beklemeniz gerekecek. Kusura bakmayın. Mesela onunla ilgili bir soru sormuş bir seyircim. Sorduğu şu. İnsanlar dünyanın farklı yerlerinde evrimleştiklerine göre diyor. Nasıl olur da birçok böyle yerde evrimleşip hepsi birden insan olabilir? Bu kadar tesadüf nasıl olabilir? şeklinde sormuş. Dünyanın farklı yerlerinde birbirinden bağımsız olarak bugünkü haline evrimleşmedi insanlar hepimizin çıkış noktası Afrika'dır. Yani bu şempanze ile insanın ortak atası dediğimiz maymunsu yaratığın insana gelene kadar evrimleşme süreci Afrika'da oldu. Bunun haricinde mesela Homo erectus'a kadar geldikten sonra bir de şöyle çok ilginç bir şey var. Homo erectus'a gelince insanlar yani o seviyeye gelince artık göç edebilmeye başlamışlar. Göç edip bildikleri için farklı farklı yerlere gidip birbirlerinden izole olarak geliştikleri için aynı zamanda yaşamış çok fazla değişik insan türü var. Yani bir tanesinin boyu çok uzun diyelim bir tanesinin boyu çok kısa. Bir tanesinin beyin olarak beyin hacmi çok büyük ötekinin daha küçük. Hani şu anda da düşünüyor olabilirsiniz kimi Einstein oluyor kimi <laughs> isim vermeyeyim şimdi. Kimi Einstein oluyor, kimi sığır oluyor yani. Hani diyebilirsiniz şimdi de çok fark var. Ama hacim olarak, büyüklük olarak, beyin büyüklüğü olarak aşağı yukarı aynı. Çok ilginç. Ve evet, eğer ulaşım olarak gelişmeseydik, birbirimize bu şekilde ulaşabilme şansımız olmasaydı, izole olarak yetişseydik, aynen şu anda da o şekilde çok farklı canlılar olacaktı. Her neyse ne diyorduk? Homo erectus olduktan sonra yani o civarda bu sefer kuzeye göç ediyor insanlar. Ve tabi bu göç yürüyerek anca olabiliyor. Ve on binlerce belki yıl alıyor. Ve kuzeye Avrupa bölgesine vardıkları zaman zaten iyi kötü değişmiş oluyorlar yani evrimleşmiş oluyorlar. Orada da soğukta mağaralarda yaşayarak oraya uygun bir hal alıyorlar. Aynen Yüzüklerin Efendisi'ndeki duorflara benzer bir şekilde daha böyle kemikleri falan kalın, daha soğuğa uygun, acı eşiği falan daha yüksekmiş. Nereden biliyorlar bilmiyorum. <laughs> Bacağını kırıp öyle devam edebiliyormuş hayatına. Bu esnada ise Afrika'da da özellikle koşullar iyice kötüleştiği için insanlar artık su bulabilmek için bile aşırı zeki olmaya ihtiyaç duyuyorlar ve o yüzden sadece en zeki, hayal gücü olan, ileriyi düşünebilen, öngörebilen insanlar hayatta kalıyor ve %90'ından fazlası ölüyor yani. Sadece çok küçük bir kısım hayatta kalabiliyor. Ve oradan da şu an modern diyebileceğimiz Homo sapiens, bazen Homo sapiens sapiens derler, insanlar evrimleşiyor. Ve yine modern insan mesela tekrardan Afrika'dan çıkıp kuzeye gelip oradaki Neandertallarla görüşmüşler, hatta çocuk falan yapmışlar. Gördüğünüz gibi yani hiç düşündünüz mü bilmiyorum farklı tür olduğumuz halde nasıl çocuk yapabiliyorlar? Mesela şu anda insanın en yakın kuzeni yani insana en yakın canlı şempanze dersiniz. Ama insanla bir şempanze evlense, çiftleşse çocuk yapamazlar. Nasıl oluyor da neandertallarla yapabiliyorlar? Daha yakın olduğu için arkadaşlar. Çünkü sebep o yani. Genetik olarak daha az uzak olduğu için. Yani atla eşek gibi düşün. <laughs> Gerçi şöyle bir fark var. Büyük ihtimalle insanla neandertal daha yakın. Neden? Çünkü atla eşek çocuk yaptığı zaman katır oluyor çocukları. Ama katır kısır oluyor. Oysa ki şu anki insanların bir kısmında neandertal geni bulunmuş. Bu da demek ki neandertallılar insanlarla çiftleşince kısır çocuk yapmıyorlar. Yeterince yakınlarmış demek ki. Ve bundan sonra da farklı yerlere göç ettikleri zaman farklı şekillerde evrimleşiyorlar. Yani Çin'in maymunu, Çinli insan, Afrika'nın maymunu Afrikalı insan. <laughs> Avrupa'nın maymunu, Avrupalı beyaz insan olmuyor yani o şekilde değil. İlk insanlar Afrikalı ve oradan farklı yerlere göç edip farklı şekillerde izole olarak yaşadıkları için o alana uyumlu olarak evrimleşiyorlar ve ırklar ortaya çıkıyor. Tür ile ırkın farkı bu. Irk diye bir şey yoktur. Hep Hayır, ırk diye bir şey vardır. İnsanların farklı özellikleri, ırklarına göre farklı özellikleri de vardır. Ve evet, düşündünüz mü bunu bilmiyorum. Artık kaç sene birbirlerinden izole yaşamışlar ve farklı görüntülere sahip olmuşlar onu bilmiyorum. Birkaç on bin sene diyelim. Bunun yerine mesela bir milyon sene birbirlerinden izole yaşamış olsalardı farklı tür olurlar mıydı? Cevap evet olurlardı. Şu anda yapabilir miyiz? Bunun cevabını vermiş olmam lazım. Gene de tekrardan söyleyeyim. Arkadaşlar sürekli aynı şeyleri sorduklarına göre eski podcastleri takip etmiyorlar belki de. Evet, izole bir adaya, Avustralya'ya bir grup insan yollarsan belli bir süre sonra evrimleşip farklı bir canlı olurlar. Biliyorsunuz iki tane etken var. Bir tanesi gen havuzu. Gen havuzun ne kadar büyük veya küçük olduğu. Öbürü de doğa koşulları, doğa koşullarının ne kadar farklı olduğu, ne tür yiyecekler var, hava daha mı soğuk, daha mı sıcak bunlar. O yüzden daha az kişiyi yollarsan daha hızlı bir şekilde farklılaşırlar. Yani diyelim 100 kişiyi yollarsan gen havuzu daha küçük olacağı için daha hızlı bir şekilde insanların geri kalanından farklı bir hal alırlar daha çok kişi yollarsan 1 milyon kişi yolladın diyelim. O zaman çok daha ağır ilerler bu süreç. Bu bir. İkincisi de doğa koşulları. Eğer doğa koşulları farklıysa diyelim ki Avustralya dünyanın geri kalanından çok farklı doğal koşullara sahip. Diyelim ki daha soğuk. Bu da gene seçilimi hızlandıracağı için gene dünyanın insanların geri kalanından farklılaşma sürecini hızlandırır. Farklılaşma derken neyi kastediyorum? Aynen o farklılaşma. Yani birkaç on bin yıl sonra tamamen dediğim gibi bu iki koşula bağlı. Birkaç on bin yıl sonra olabilir. Birkaç yüz bin yıl sonra olabilir. Veya birkaç bin yıl sonra olabilir. Ve hatta doğa koşulları çok farklıysa ve insan sayısı çok azsa birkaç yüz yıl sonra bile olabilir. İlk etapta şunu görürüz. Oradaki insanların görüntüsü, görüntü olarak fiziksel özellik olarak bizden farklı olduklarını görürüz. Gittikçe onlar birbirlerine benzemeye başlarlar. Belki küçük farklılıklar. Diyelim ki gözleri bizlerden büyük veya burunları bizlerden büyük. Hep öyledir ya gidersin bir köye köydeki herkesin burnu kemerlidir. Birbirlerinden kız alıp vermişler çünkü. <laughs> Orada bir izole gen havuzu oluşturmuşlar. İlk etapta bu şekilde görüntü olarak sadece farklı olurlar ama gene onlar da insan olur yani çiftleşebilecek durumda olurlar ve daha da sonra birkaç milyon yıl sonra artık bu sefer tamamen farklı bir tür olurlar. Ne olurlar bilemem. Yani bizden daha mı güzel olurlar, biz mi daha güzel oluruz, bizden daha mı zeki olurlar, daha mı güçlü olurlar bilemem ama farklı olurlar. Ve işin ilginç yanı gen sürüklenmesi diye bir olay da var. O yüzden yolladığın insanlar Avustralya'ya yolladın. İklim koşulları dünyanın geri kalanıyla aynı olsun. Besin, her şey dünyanın geri kalanıyla aynı olsun tamam mı? Tek farkı izole olmaları olsun. Gene de yeterince süre geçtikten sonra gene de farklı canlı olurlar. Tabii ki bu süreç bu sefer iyice artık uzar. Ama elinde sonunda doğa koşulları aynı olsa bile izole gen havuzunda yaşadıkları için, üredikleri için farklı bir tür olurlar. Tabi biliyorsunuz haftanın önemli olaylarından bir tanesi. 1 Mayıs gelmişti. Gene yürüyüşler olmuş. Coplanmalar vesaire. Bunlar zaten klasik artık alıştık. Bir arkadaş yürüyüşlerden bir tanesinin önünden geçmiş. Abi diyor ortamda bir tane işçi yok. Millet işçi deyip duruyor, emekçi deyip duruyor. Ortamda bir tane işçi yok. Paso, liseliler var. Kendi çaplarına devrimci soladan atıp duruyorlar. Ben şeyi gördüm mesela. Bir tanesi şunu paylaşmış sermayede, fabrikada emekçinin olacak. Şimdi bak böyle şeylere gerçekten inanıyor musunuz? Kalbinizi kırmak istemiyorum. Ama eğer dinle ilgili bu kadar konuşuyorsak, başka şeylerle ilgili konuşmazsak haksızlık olur. O zaman haklı olurlar. Niye dinle ilgili bu kadar konuşuyorsun da bunlarla ilgili konuşmuyorsun derlerse haklı olurlar. Şimdi şuna gerçekten inanıyor musun? Sermaye, fabrikalar emekçinin olacak. Yani ben sana şunu desem, filmler artık ışıkçıların olacak. Gün gelecek ışıkçılar çekecek filmi. Ne dersin bana? Yani arkadaşlar, şeyleri geçtim. Yani komünizmin ne olduğunu bilmeyen, emekçinin, işçinin önünden bile geçmemiş ama ağzından slogan düşmeyen kişileri geçtim. Hadi onları geçtim. Ben iyi niyetli olanlara söylüyorum. Ailenizde işçi olabilir veya kendiniz işçi olabilirsiniz. Kalifiye olmayan işçi Türkiye'de her zaman için üzülecek. Bilmiyorum işçiler AKP'ye oy veriyor diyorlar. Benim bir tane tanıdığım vardı. O da evet AKP'ye oy veriyordu. Hatta sendikalı falandı yani. Ama genel olarak kimi oy verdiklerini kesin olarak söyleyemem. Onu siz bileceksiniz. İşçi tanıdığı veya işçi ailesi veya kendi işçi olan bilecek. Ne kadar sendika olursa olsun, ne kadar devrimci slogan atılırsa atılsın, şu gerçek değişmeyecek. Türkiye'de iş az, kalifiye olmayan işçi çok olduğu sürece işçiler rahat etmez. Bunu neden bilmeniz lazım? Kendinizi geliştirip eğer öğrenciyseniz veya herhangi ailenizde işçi varsa kendinizi geliştirip biraz yukarıya ne bileyim şefliğe veya yukarıya kendinizi atmanız lazım. Yani böyle bir dünya yok. Ve işin ilginç yanı şu. Pis kapitalist denilen ülkelerde işçilerin şartları çok daha iyi. Neden? Burada mesela bir numaralı kapitalist ülke ama burada bile insanlar farklı ülkelerden geliyorlar. işçi olmak için gerçekten krallar yani. Zaten şu anda siz işçi olarak gelseniz fabrikada çalışmanıza bile gerek yok. Burada mesela her gün önünden geçtiğimiz amcalar var. Adam müziğini açıyor. Şöyle bir tezgahı var. Tezgahın üzerine her türlü işte alet edevat var. Müziğini açıyor. Orada ondan sonra ev tamiratı yapıyor. Açık havada, yeşilliklerin arasında. Olay şu, burada sermaye fazla çalışmak isteyecek insan sermaye göre az. Olay bu. Yani bu matematik başka hiçbir şey değil. Devrim olunca siz sanıyor musunuz? Ciddi ciddi bak. Yaz, Allah aşkına yaz. Ciddi ciddi sanıyor musun sen devrim olursa işte ne devrim bilmiyorum. Bazı sosyalist devrimler, bazı komünist devrimler. Devrim olunca işçiler çok mutlu olacak. Sanıyor musun sen? Ne olacak abi? Havadan para mı yağacak bize? Komünizminde artısı var, eksisi var. Şimdi biliyorum kabul etmeyeceksiniz çünkü hiçbir komünizm gerçek komünizm değildir. Bu anlattığımı da kabul etmeyeceksiniz. Olsun ben gene de anlatayım. Eşim Romanya'da doğup büyüdüğü için, Çavuşesku döneminde yaşadığı için artılarını ve eksilerini biliyor. Artısı işsiz diye bir insan yok. Yani sen bütün gün evde oturayım da emekçi türküsü çalayım öyle bir dünya yok yani. Seve seve seni alıp fabrikaya sokuyorlar. Kötü yanı da muz, çikolata gibi yiyecekler dahil bunlar lüks sınıfında olduğu için bunlardan bile faydalanamıyorsun. Yiyeceğin yemeği sıraya girip adetle almak zorundasın. Televizyonlar sadece iktidar propagandası yapan kanalları oynatıyor ve ordunun demir bir yumruğu var. Yani bu bir hayal. Sizin anlattığınız. Yani kahrolsun ordu. Ordu olmasın. Herkes özgür olsun ama komünizm gelsin. Herkes özgürce komünist olsun kendi rızasıyla. Bakın bu bir hayal. İstediğiniz kadar sinirlenin, istediğiniz kadar kızın ama kızacağınızı önce ben ne diyorum diye bir düşünün. Yani bunu oturup düşünmemiz lazım. Dinciler ellerinde Kur'anlarla şeriat istiyoruz diye bağırıp duruyorlar ama en çok mutlu oldukları yerler gayrimüslim ülkeler. En çok refah içinde oldukları yerler gayrimüslim ülkeler. Gene aynı şekilde işçinin, emekçinin en rahat ettiği yerler o pis kapitalist denilen ülkeler. Olay şu. Adamlar çok güzel para kazanabiliyor. O kazandıkları paralarla üretime abanıyorlar. Üretimi hızlandırabilmek için birçok işçi alıyorlar. Yani para çok olunca adamlar çalıştıracak insanları da ihya ediyor. Sadece fabrikalarda değil. Anlattım ya biraz önce tadilatçı adam. Ondan kralı yok yani. Veya sitelerde kapıcı olarak çalışanlar. Onlar da. Veya inşaat işçileri. Yani onlardan kralı yok. Bizde ise çok fazla insan var. Çok fazla kalifiye olmayan insan var. Kimse gidip kitap okumuyor. Kimse gidip akademik olarak kendisini geliştirmeye çalışmıyor. Kapasite az. Kalifiye olmayan insan sayısı çok. Sen istediğin kadar devrim. 80 tane de devrim yapsan. Bu böyle olduğu sürece hiçbir şey değişmeyecek. Bu bir hayaldir. Şeriat gelince demokrasi gelecek veya şeriat gelince hepimiz özgürlükten uçacağız diyen adamlarla devrim olduğu zaman herkes zengin olacak, zenginin parası fakire geçecek. Bunlar hayal. Fakir insanları aldatmak için anlatılan hayaller. İşte kardeş gel bak devrim olduğu zaman patronla senin maaşın aynı olacak. Yok öyle bir dünya. Neyse Evet, benim mesai başlar arkadaşlar. Gene konuşuruz. Salı günü görüşmek üzere. Asansör. Evet, Salı'dan merhaba arkadaşlar. Keyifler nasıl devam ediyor mu? <laughs> Bizim kırmızı hap videosu 24 saatten biraz daha geçmiş olmasına rağmen 10.000 view'u geçti. Paylaşan arkadaşlar, destek olan arkadaşlar katkıda bulunan arkadaşlar. Herkese teşekkürler. Bu arada unutmadan hemen bu ayın destekçilerini de belirtelim ki ayıp olmasın. Bu ay biraz daha anlamlı oldu. Çünkü sonunda şu kırmızı hap videosunun ilk bölümünü çıkartabildim. <laughs> evet her neyse. Bu ayki sponsor olan arkadaşlar. Cem Bilge. Kıvanç Günbaş olması lazım soyadının. Ha bu bizim evet. Bizim zengin Kıvanç. Ya işte böyle zenginim diye hava atarsan... <laughs> Şimdiye kadar yaptıklarıyla bile... Glidecam'in adını mesela Kıvanç koyacağım. İskelet'in adını hatırlıyorsanız Kerem Taş koymuştuk. O öyle kaldı. Glidecam'in adını da Kıvanç koyacağım. Baya sağlam destek olan birisiydi. Ama benim istediğim... Bir kişinin üzerine çok fazla yüklenmekten ziyade... insanlar paylaşsın, çok kişi olsun. Çok kişi... Kendisini çok kasmayacak şekilde destek olsun. Benim istediğim esasen bu. Bu arada İnci'de yazmışlar galiba. Kırmızı hap videosunu paylaşmışlar. Sonra şey demişler. Abimize üye olun. Şunu diyebilirsiniz. Babamdan çok kazanıyor adam. O zaman da siz canınız sağ olsun falan demiş. Maalesef arkadaşlar babanızdan çok gelir gelmiyor Patreon'dan. Olay şu. Orada gözüken sayı çok alakasız bir sayı. Şu anda 550 dolar civarı geliyor. Neden böyle? daha önce takip etmemiş olanlar veya daha önce duymamış olanlar için birçok en büyük sıkıntı birçok kart kabul edilmiyor. Birinci sıkıntı o. Yani evet gerçekten bu kadar çok kart kabul edilmiyor. İkinci sıkıntı 50 dolar civarı birkaç farklı şeyden masraf kesiyorlar. Öyle olunca geriye işte bize şu anlık 550 dolar kalıyor. Tabii ki iyi bir para. Özellikle Türkiye'de şu e girişimci olayı varmış bu e girişimci olayını biliyorsanız bana da açıklarsanız sevinirim. Aynen işini bu olarak gösterip buna göre vergini verip bu şekilde bir iş sahibi olabiliyormuşsun yani. Böyle bir şey istiyorum. Geldiğim zaman gerçek işim bu olsun istiyorum yani. Bazıları şey dedi abi senin kazandığın çok fazla değil. Onu hobi olarak gösterebilirsin dedi ama ben yani şu an çok fazla mı değil mi bilmiyorum da ben büyütmek istiyorum bu işi. Yani buranın üzerinden artık Genişlemek, büyümek istiyorum. Belki orta metraj veya uzun metraj bir şey çeksem bile yani ya videoya tip koyarım, ya da Patreon'dan destek veya Kickstarter, mesela büyük bir proje olursa Kickstarter. Hep böyle şeylerden istiyorum yani. O yüzden burayı büyütmek istiyorum, buranın üzerinden çalışmak istiyorum. Gidip sağdan soldan reklam almak zorunda kalmamak istiyorum. Zaten reklam videosu olarak video çekmem yani bundan sonra artık bu saatten sonra viral video bilmem ne. Onlar artık bu saatten sonra ihtiyacımız yok. Olay bu. Peki mesela hani şöyle bir şey de yok kafamda. Ne kadarın üzerinde olursa bu işi bu şekilde devam ettirirsin. Şu anda bu işi bu şekilde devam ettirecek kadar bence iyi. Ama üst sınır ne? Üst sınır yok. Neden? Çünkü ne kadar çok üyemiz olursa o kadar çok iş yapabiliriz. Gerçekten şunu fark ettim. Para varsa her şey var. Yani çizgi romanından tut veya karikatür sitesi, yani her şey var o ateizm serisinde gördüğünüz illüstrasyonları yaptırdığım arkadaşlara mesela para yolladım. Eğer daha fazla para yollayabilirsem belki onlar da bu işi daha çok yapabilecekler. Vesaire vesaire. 3D animasyon, color grading bilmem ne, ekstra kamera. Yani sonu yok bu işin. Gerçekten dediğim gibi ben bu işin manyağıyım. Ben bu işin delisiyim yani. O yüzden elimde ne varsa bunu kullanmayı bilip ona göre bir şeyler çekeceğiz. Her neyse sponsorlarımıza devam bu arada. Evren ve Teknoloji, Anıl Gücü Yener, Eyüp Ayaz, Casval Zoom Deikon peki. Defne G, Barış soyadını söylememi istemedi bu arkadaş. Kaan Yazgan. Bu kadar. Adınız okunmadıysa kartta sorun çıkmış olabilir bilmiyorum. Diyorum ya yani sürekli kartların birçoğu kabul edilmiyor. En büyük sıkıntımız bu üye olmaya niyeti olan herkes bize üye olabilse zaten baya yardırırız yani herhalde. Sponsorlar haricinde de en çok destek olan arkadaşlar İhsan Özyürek, Kıhadak, Kaybeden Adam, Gökhan B, Arda Gündüz, Oscar Koren, Arkanet Orgolimir Klasik İkili, Atakan Zilifli, James Onur Benli, Muaz Samlı, M. Cem Kobal. O da bu kadar. Teşekkürler hepiniz arkadaşlar. Bu ay baya bir düşüş yaşadık. Hatta ben şeydim lan dedim. Bu kırmızı hap videosunu yükledim. Niye bu kadar bir anda düştü? Şimdi baktım gelen yani bana hesaba ulaşanlar da düşmüş. Olay şu bir tane büyük destekçimiz vardı. O azaltmak durumunda kalmış. Büyük ihtimal maddi sıkıntı yaşıyor. Zaten dediğim gibi bir kişiye bu kadar yüklenmek istemiyorum ben de. Daha çok kişi ama daha az yüklenecek şekilde olması benim için daha iyidir. İkincisi de diğer bir arkadaş daha vardı. Onun da kartı geçersiz. Yani bu kartlar niye geçersiz oluyor? Beni delirtecek Patreon. <laughs> Ekmeğimle oynuyorsun lan Patreon. Her neyse arkadaşlar. Bir arkadaş sanırım seyircim değil. Seyircim olan insanlar zaten bunları biliyor artık. Bu ateizmle ilgili videomu görüp mesaj atmış. Aynı şeyi soruyor. Sanırım ben bunu açıklamıştım. Din konusunda hani bu şekilde açık görüşü olabilmene rağmen neden milliyetçilik konusunda Aynı şekilde açık görüşü olamıyorsun. Bu konuyu açıklamıştım aslında arkadaşlar ama sürekli insanlar bu şekilde geldiği için. Özet geçeceğim. Daha önce söylemediğim birkaç şey daha eklemek istiyorum. Milliyetçilik neden lüks değil ihtiyaçtır ülkelerde? Bunu zaten anlatmıştım. Ve bizim ülkemizde de milliyetçi olmayın. Çünkü bizde hiçbir iyilik cezasız kalmaz demiştim. Bunun da neden olduğunu da gene bakarsınız. Benim gördüğüm kadarıyla olay şu bu arkadaşın da daha sonra yazmış olduğu şunu diyor. Sadece bu millette doğmuş olduğun için neden işte bu milleti üstün görüyorsun? Yani olay şu bizim genç minik arkadaşlarımıza milliyetçiliğin tanımını farklı şekilde anlatıyorlar. Diyorlar ki milliyetçilik ırkçılıktır. Milliyetçilik kendi ırkını üstün görmektir. Bu arkadaşlarımız da gidip bu tanıma kendileri bakacağına bu sakallı devrimci abilerin sözünü güvenip tamam diyorlar. Ondan sonra hatta bununla ilgili bu tanımı kullanarak gelip bizimle tartışmaya giriyorlar. Yani ne diyeyim? Zorla ansiklopedi açıp okutturayım mı? TDK'nın sitesi var oraya mı sokayım? Gerçi TDK sitesine soksam ne olacak? Ona da faşist TC'nin TDK'sı beyinleri yıkamaya çalışıyor dersiniz. Yani bahane bol. Ben size şunu sorayım. Dine karşı bu kadar açık görüşlü olabiliyorsunuz ama bu devrimci arkadaşlarının söylediğine karşı daha doğrusu kendi devrimci diyen diyelim. Bazen kızıyorlar. Onlar gerçek devrimci. Tamam eyvallah. Ne her neyse yani. Kendine devrimci diyen arkadaşların bu söylediklerini sorgulamadan neden kabul ediyorsunuz? Veya söyledikleri tutarlı mı? Bunu neden bakmadan, düşünmeden kabul edip bir de tartışmaya giriyorsunuz başkalarıyla? Çok basit bir şey söyleyeceğim. Bu deneyi lütfen yapın. Devrimci Türk arkadaşlar. Hani gene şey demiş. Türk değil insanım. Türk değil bilmem neyim. Tamam git yani senin büyük ihtimalle Kürt arkadaşlarına vardır. Git aynen böyle devrimci kendi grubunda örgütünde her neyse bu arkadaşına de ki sevgili Baran veya Berivan veya her neyse Kürt'üm deme. Kürt değil insanım de. Kürt değil dünya vatandaşıyım de. Lütfen bunlar der misin? Kürt değil insanım de. Irkçılık yapma. Bunlar der misiniz, ne olacak? Yani bakın İki dakika düşünün. Belki hala ıssa ediyor olabilirsiniz. Hayır senin milliyetçilik tanımın doğru değildir. Diyor olabilirsiniz. Yani milliyetçilik tanımı bir ülkenin içinde bir sınırların içinde ırkı ne olursa olsun insanların birbirini desteklemesi. Neden? Çünkü sen kendi insanı desteklersen kendi insanı yükselirse toplum yükselir. Toplum yükselirse seni yükseltir. Türkiye'de neden olmuyor bu iş? Çünkü herkes birbirinin kuyusunu kazma peşinde. O yüzden sen kendi adamını destekliyorsun. Diyorsun ki Türk malı bir şeyler alayım. Hayır Türk malının içinde çok iyi olanlar var. Ona lafım yok tabii de. Ama ne oluyor? Bazen de sokuyorlar sana kazığı. Veya diyorsun ki Türk milli futbol takımını tutayım maçta. E adam gidip kendi cemaatinden adamları oyuncu olarak alıyor. Ondan sonra üçün birini alıyor tabii. Azerbaycan'a bile yeniliyorlar. Şimdi niye tutasın ki yani bunun takımı artık? Anlatabiliyor muyum? Yani bunun karşılıklı olması lazım. Bu bir gereksinim ama bunun karşılıklı olması lazım. Bu tek taraflı olmaz. Her neyse daha uzun konuşmak istemiyorum. Çünkü daha önce bahsettim. Özellikle beni sürekli takip eden arkadaşlar bazen kesin eminim gına geliyordur. Herüz <laughs> öyle bir mesaj gelmedi ama eminim gına geliyordur yani. Abi 2-3 kere tekrarladın aynı şeyleri. Gerçi bu benim mükemmel simetri mucizemi gösterir. Şaka yapıyorum sanırsın ama gerçekten böyle bir kitapta gördüm. Hatta eski bir politikacılardan bir tanesini yazmış galiba. Boşluktan işte. Para bol, ne yapsın yani? Para bol, zaman bol. Şey demiş. Kur'an'da neden işte şu kadar kere şu ayet bu kadar kere bu ayet tekrarlanıyor? Mükemmel simetri mucizesi. İşte birçok insan der ki, neden sürekli tekrarlanıp duruyor? Bir kere dese olmaz mı? Mesela şeyin farkı o. Tevrat O'nun farkı ve İncil'de de öyleymiş. Ben İncil'e daha gelemedim. Hikaye kitabı gibi. Bir kere anlatıyor, geçiyor yani olayı. Bazen onda da tutarsızlıklar oluyor. Çünkü onda bir kişi yazmadı. Mesela bir bölümün sonunda bir kral sol olması lazım. Ölüyor. Ondan sonra öteki bölümde tekrar canlı başlıyor, farklı bir şekilde ölüyor falan. Böyle çok tutarsızlıklar da var. Ama gene de bir noktadan bir noktaya giden bir hikaye kitabı gibi yani. Kur'an'da o şekilde değil. O yüzden tekrarlamalar çok. Neden tekrarlamalar çok? Benim tahminim şu. Kur'an normalde sözlü olan, ayet ayet insanlara anlatılan daha sonradan yazılıya çevrilmiş bir şey olduğu için ve büyük ihtimalle benim tahminim farklı insanlar herhalde geliyordu. Farklı insanlara aynı şeyi anlatmak için birkaç kere tekrarlama, 3-5, bazen iyice çok kere tekrarlama aynı şeyleri olmuş. Yani aslında bütün bir kitap değil Sure sure olarak düşünün. Evet, tarihçiler daha iyi bilir tabii bu sadece benim tahminim. İki şunu sormuş. Açıkçası değinmeyi unuttum. Ona da değinecektim ama çok fazla böyle mucize olduğu iddia edilen ayet olduğu için bazıları unutuluyor. Güneş ve ay belli bir yolda akar. Gökyüzünde belli bir yolda akar. Aslında benim gerçekten beni en çok böyle oyalayan abi bunu nasıl bilmiş olabilirler ya falan dediğim ayetlerden bir tanesiydi yani. İddiaları şu bu kadar sene önce, 1400 sene önce güneşin galaksi merkezi etrafını hareket ettiğini nereden biliyorlardı? Gerçekten ben de bunu düşünüyordum. Veya işte yıldızlar belli bir yolda gider diyor ya. Yıldızların galaksi merkezi etrafında gittiğini döndüğünü nereden biliyorlar? Gerçekten ben hep yani belki de en son nokta bu kalmıştı yani bende. Yok abi kendini kendine biliyor olamaz falan. Olay aslında çok basit arkadaşlar. Dediğim gibi yani bunu soran arkadaş şimdi o videonun altına yorum olarak bunu soran arkadaş ayıp etti. Neden ayıp etti? Çünkü o söylediğim yöntemleri uygularsan çok net görebiliyorsun. Ayetin kendisine bakman lazım. Ayetin kendisine ne diyor? Güneş ve ay ona verilen yolda akıp gider. Ve sanırım başka bir yerde yıldızlar için de aynısını söylüyor. Yapman gereken çok basit. Biz tersten düşündüğümüz için bunu anlayamadık. Şunu düşün. Herhangi bir bilgisi olmayan kişi o dönemde dünyayı duruyor ay ve güneşi onun etrafında dolanıyor sanan bir topluluk düşün. Çölde dışarıya çıkıyorsun, gökyüzüne bakıyorsun ve ne görüyorsun? Güneş bir yol üzerinde gökyüzüne gidiyor. Ay bir yol üzerinde gökyüzüne gidiyor. Yıldızlar yolların üzerinde gökyüzüne gidiyor. Bu kadar basit. Ben bile uzun süre ters düşündüğüm için, tersten düşündüğüm için bunu diyordum ya abi gerçekten mucize olması lazım. Olay bu. Bu kadar basit. Dediğim gibi ayetin kendisine bakın. Çünkü mucize sitelerinde onu sağına solunu kurcalamışlar yani. Sağına soluna ayar çekmişler. İşte biz güneşi belirli bir yörüngede hareket ettiririz falan. Hayır. Gökyüzünde ona verilen yolda hareket ettiririz. Bu şekilde düşündüğünüz zaman çok net anlaşılıyor. Şey de var mesela gene. Evreni biz yarattık ve onu genişletiyoruz diye ayet varmış. Ayetin kendisine baktığınız zaman göğü biz yarattık ve onu dilersek genişletiriz şekline geçer. Dilersek genişletiriz değil, genişletiyoruz dese ne olacak? Çünkü gene o dönemin bilimine göre yer ve gök ayrı ayrı cisimler. İnsanlar göğün yere düşmesinden falan korkuyorlar hatta yani üstümüze düşerse ne olacak falan diye. Dediğim gibi o videoda söylediğim. Gerçekten cidden merak ediyorsanız yani amacınız tartışmak değil de merak, öğrenmekse yani söylediğim yöntemleri uygulayın arkadaşlar. Bu arada yeni bir Türk filmi geliyormuş. Sihir Okulunda Bir Türk diye. Bizim Vancı arkadaşlar. Aslında sadece bir tanesi arkadaşım. Diğeri arkadaşımın arkadaşı diyeyim. Uğurcan'ı biliyorsunuz bizim videolarda oynamıştı. Yalnız o yani figüran mı, konuk sanatçı mı? Ana rol mü fragmandan tam anlayamadım. Ama gene de arkadaşımın filmi olduğu için bir şey demiyorum. <laughs> Böyle bir olay var arkadaşlar. En azından ben bunu açıkça söyleyebiliyorum. Yani arkadaşınızın, ahbabınızın bir çalışması olunca bir şey diyemiyorsunuz. Artı veya eksi. O yüzden seyretmeyeyim ben de en iyisi. <laughs> Şahin abinin mesela filmi vardı. Ona da bir şey diyemedik yani. Şahin abinin filmi çünkü. O yüzden işte kendimi biraz uzak tutmanın sebebi bu yani. Ne kadar çok arkadaşın olursa o kadar az eleştiri yapabiliyorsun. O kadar az yardırabiliyorsun, hatarlanabiliyorsun. Çünkü insanlar belki filmle adamın alakası yok. Belki adam oraya aktör olarak gitmiş oynamış geçmiş ama olsun. Gene de kendi üstüne olmuyor yani. O yüzden en güzeli ben seyretmeyeyim abi. <laughs> ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Türk komedi filmlerinde özellikle de fragmanlarında beyni delirten olay Komedi filmi müziği. Bir gün arka arkaya koyacağım bütün fragmanları. Şeyi merak ediyorum. Acaba bütün Türk komedi filmlerinin son dönemde çıkan müzikleri aynı mı? Bilmiyorum insanların hoşuna gidiyor mu? Bana acayip itici geliyor. Çünkü hani bir filmin komik olduğunu hani müziğimiz de komik. Milletin ağzına sokuyorsun ya. Bak bu kadar komiyiz. Müziğimiz de komik diye. komedi filmi müziği. Şeyden hatırlıyorum. Avanak kuzenlerin zamanından beri var böyle bir şey. Hele ki Avanak kuzenlerde bir de komedi film efekti var. Falan böyle ıslıklı. Bir iki tane komedi film efekti falan vardır. Yer yani kaçıncı yüzyıldayız abi yeter. Türk Superman. <laughs> Dünyayı kurtardımın yenisini çektiler ya. Türk Star Wars 2. Başka? Hababam sınıfının yenisi. Maskeli Beşler. Şapkalı Altılar. Recep İvedik. Celal Leceran. Ali Kundilli. Eşeğin Ziki. Yakında o da çıkar Eşeğin Ziki diye komedi filmi. Bir sürü daha vardı ya. Küçük küçük böyle neler vardı daha? Süper... Neydi lan? Süper hurma mıydı? Öyle bir şey vardı. Süper zeytin miydi? Yani. Tabii bana giren çıkan yok canım. Yani seyretmem geçerim. Ama... Gerçekten yani bir gün harbiden seveceğim bir film gelecek. Sırf müziğinden dolayı seyretmeyeceğim. Ulan bir tane mi komedi film müziğimiz varmış bizim? <laughs> Birkaç gün önce bir fotoğraf paylaştım. Çocuklara sınav için soru hazırlıyorum diye. Şey demişler abi sıfır CF e falan. Çok kazık sormuşsun abi ya falan. Yanlış anlaşılmış sınavı yapacak kişi ben değilim. Hani sınav için soru hazırlıyorum derken <laughs> sınava hazırlık için soru hazırlıyorum. Esas sınav şey gibi. SBS gibi yani böyle eyalet çapında. Olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Zaman kısıtlaması yok sınavda. İster inan ister inanma. Sorulara baktım çok aşırı zor sorular değil zaten. Ama zaman kısıtlaması yok. Hepsi böyle mi bilmiyorum. Sanırım hepsi böyle değilmiş. Ama mantıklı olan bu değil mi? Sürekli ben bunu söyleyip duruyordum abi. Yani hafiften böyle çocukları zorlayacak şeyler çok aşırı zor değil ama mesela soruyu anlaman gerekiyor falan. Bizde tam tersi değil mi? Sorular o kadar zor olmaz. Ama mesela 100 soru 90 dakika. Bir soruyu bir dakikanın altına bitirmen lazım. Kimin icadı bu? Lütfen çıkıp söyleyebilirim. Ben icat ettim bu sistemi diye. Yani bu sistemi icat ederken ALES olsun, KPSS olsun, YGS olsun veya YGS'nin eski versiyonuydu galiba. Ben ona girmiştim. ÖSS olsun. Yani ben mesela ALES'e, KPSS'ye, ÖSS'ye üçüne de girdim. Üçünde de mantık aynı. Çok zor değil sorular. Bazıları kastırıcı olabiliyor. Ama bir dakikanın altında çözmen lazım her soruyu. Kim icat etti abi bu sistemi? Yani Türk zihniyetine bak gene kendi ülkemize, milletimize laf ediyorum. Kendi kendimizi eleştirmekten korkmayız. Biz şey değiliz yani. Biz kabileci değiliz. Hani Türklere laf edildiği zaman ama siz de onu ayır. Kendimizi eleştirmekten korkmayız. Başkasını da eleştiririz. Başkasını eleştirdiğimiz zaman, başka toplulukları eleştirdiğimiz zaman onlar alevlenir. Faşistler, der, ırkçı der. Siz yaparken iyi miydi? Saçma sapan konuşurlar. Kendilerini eleştiremedikleri için üzülmeye, biz mazlumuz demeye, mazlum olmaya devam edecekler. Bir tane video hazırlamış birisi. Kürtler diye. Kürtlerde dalga geçen. işte gasp yapıyor gasp yapmaya çalışırken dayak yiyince arkadaşların çağır. Bir de öyle bir şey var bizde. Şimdi Türkiye'de var bu biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bak iki tane adam tamam mı? İki tane adam dayılansın. Bir kişinin üstüne yürüsün, dövseler bile diğer etrafındaki insanlar sığır gibi bakar. Hiç kimse müdahale etmez. Neden? Çünkü müdahale ederse bu sefer ne olacak? Adam sülalesini toplayacak, üstüne gelecek. E polis nerede? Polis nerede lan? Polis nerede? Yani bak burada Amerika'da şunu gördüm, yaşadım birebir. Bir tane deli demiştim ya musallat oldu. O deliler de işi biliyorlar. Hani fazla dokunmuyor. Dokunduğu zaman senin de çünkü kendini koruma şansın oluyor. Hani self defense falan deyip adama dalabilirsin yani. Dokunmuyor üstüne gelip laf atıyor tamam mı? Öyle olunca hemen 2-3 kişi oradan tamam ayrıl git defol falan diye erifi kovaladılar. Şimdi ben de iki kere gördüm. Birilerine musallat oldular. Ben de gittim en azından adamın yanında durdum. Yani adam yalnız olmadığını bilsin diye. Öyle olunca da herif uzadı gitti. Çünkü neden? Çünkü adam orada saldırsa bir polis var. İki içeri girer. Üç insanlar müdahale eder. Yani bu sistem bizde niye böyle abi? Yani biz değil miyiz ulan delikanlının kralı? Biz değil miyiz delikanlının kralı? Nerede bozukluk var? Bozukluk nerede yani? Fatura tahsil edemeyen delikanlının kralı mı olur anasını satayım ha? Dünya lideri. Fatura tahsil edemeyen dünya lideri. İki kişi ya. 20 kişilik bir grupta, 30 kişilik bir grupta böyle. Otobüste olsun, uçakta bile yapmışlar. Veya toplu oturulan bir yerde olsun. İki kişi, üç kişi tamam mı? Birine gitse saldırsa, dövse kimse müdahale etmez. Çünkü neden müdahale etmezler? Çünkü müdahale ederse arkasından kimsenin gelmeyeceğini biliyor. Yani kimse arka çıkmayacağını biliyor. Tek öyle göt gibi tek kalacağını biliyor. Sonra o 3 kişinin bu adama dalacağını biliyor. Dalamazlarsa bile, dayak yerlerse bile sülalesini, ailesini, bilmem nesini her şeyini çağıracak. Bu esnada güvenlik güçleri nerede? Polis nerede? Ne yapıyor? Polis gelse ne olacak? Benim gözümün önünde adamlar tineri çekmişler tamam mı? Kafa 1 trilyon. Kafa 10 üstü 85. Üst baş yok adamlarda. Tam üstleri falan yok adamların yani. Birbirlerine giriyorlar bıçaklar bıçaklar tamam mı? Bayağı uzun bir süre sürdü. Ondan sonra polis geldi tamam mı? 4-5 tane polis arabası ayırdı bıçağı bıçağı aldı. Herifleri barıştırdı ve gitti. Şimdi ben burada etsem bana dava açarlar. Sen polise ne demek istiyorsun diye. Sonra ne oldu? Ondan sonra baktılar. Yukarıdan ikinci kattan mı Birisi aşağı bakıyor. Dediler ki sen aradın polisi aldılar kaldırım taşlarını pencereyi taşlamaya başladılar. Fuck the sistem. Bu kadar farklı sistem yani. Sürekli mesela şunu görmez misiniz? Arabada, trafikte durdururlar arabayı, birbirlerine girerler. Alt alta, üst üste. Tekme tokat. O adamını arar, o sülalesini arar. Ha bu arada arkadaki insanlar durup beklemek zorunda. Burada birbirine tek bir yumruk attığı anda hapse girer, kodese girer. Burada kanunlar uygulanıyor kusura bakmayın. O konuda burası üstün. Kesinlikle üstün. Hani hayvanat bahçesinden yaşamaktan bıktım diyorsanız burası bile sizi tatmin eder yani. Kanada falan daha iyiymiş bu konuda. Bilmiyorum Avrupa ülkeleri nasıl. Ya aileler bile değil mi? Aman evladım müdahale etme bıçağı vardır. E vursun geçsin herkes birbirine. Yani şunu düşün bak. Ta memur, bürokrat senin işini yapacak senin işini yapmak için sana hakaret ediyor. Neden? Çünkü adama ters konuşursan adam sana istediği kadar hakaret etsin. Adama ters konuşursan adam işini yapmaz. Yapmıyorum der. Uzatır. Şikayet edemezsin. Neden? Şikayet edersen hiçbir bok çıkmaz. Adam çünkü kendi partilisini almış oraya. Tamam mı? Hepsini geçtim. Bunun üzerine de bu yönetimi devam ettiren partiye halk oy verir. Yapacak bir şey yok abi. Yani bizim Kökümüze işlemiş. Hiç öyle delikanlıyız falan diye atıp tutmayalım yani. Bizim kökümüze işlemiş. Nasıl bir delikanlıymışız abi? İki kişi çete kurabiliyor 30 kişinin arasında. İki kişi çete gibi birini dövebiliyor yani rahat. İnsanlar müdahale edemiyor. Birçoğu da haklı. Çünkü müdahale eden de dayak yiyecek. Polis ortada yok. Polis alsa götürse salacak, serbest bırakacak, inceleme yapacak falan. Bazen dövüyorlar. Yani o hır çıkartan adamı dövüyorlar bazen. E dövmeleri de ne işe yarayacak ki yani. Burada çok deli gördük. Çok fazla deli var. Delilerin %90'ı belki %90'ından fazlası öyle herhangi bir zararı yok. Geri kalanı da anca sözlü. Çünkü hepsi farkında. Sana bir tane vursa anında içeride herif. Ve daha önce de demiştim ya mesela. Adamın işsizlik maaşı alıyor birçoğu. Bizde yok herhalde. Var mı? Veya varsa ne kadar? Böyle bir şey olduğu zaman o işsizlik maaşı da sıkıntıya giriyor. Böyle bir vukuat olduğu zaman. Bir. İkincisi de diyelim trafikte kavga ediyorsun. Kavga ettim Vurdun adamı. Adamlar aldı seni götürdü. Nezarete. Kodesi attı. Onunla bitmiyor. Bir de senin siciline işleniyor. Saldırı diye. Hadi ondan sonra git iş bul. Senden sicil istiyorlar. Bir bakıyorlar saldırı. Niye saldırı? İşte trafikte birini dövdüm. Siktir git sana. <laughs> nah, yani öyle demiyorlar da. Tamam diyorlar kardeş biz seni ararız. Yani sistem kökünden bozuk bizde. Sorun orada. O yüzden üç kişi bir araya gelip çete olabiliyor. Ne, nasıl alevlendim ya? Ne dediğimi unuttum ha. Ne diyordum ki ben? Konu neydi? Konuyu unuttum anasını satayım. <laughs> yani şu arkadaşlar. Benim mesai başlamak üzere o yüzden toparlayayım lafı. Ha Kürtlerle ilgili bir video yaptılar demiştim. Ona değineyim. Tabii ki oraya bir yorum yazmadım. Çünkü bütün Kürtlerin bu şekilde olmadığını biliyorum. İşte elektrik çalıyor eşekle falan zina yapıyor. Ondan sonra başka ne vardı? İşte gasp yapıyor falan. Onları göstermişler. Çiğ şey olarak, çizgi film olarak. Kürtler işte bu, böyledir falan diye. Tabii ki yorum yazmadım veya paylaşmadım. Çünkü hepsinin böyle olmadığını biliyorum. Ama eğer varsa dinleyen Kürtler. Sonuçta olay şu. Benim gibi insanların bu ön yargıdan kurtulmuş olmaları. Yani bütün Kürtler böyle değildir. Düzgün insanlar da var. Şeklinde düşünmelerini sağlayan kişiler Kürt olduğu halde sağa sola zarar vermeyen, insan gibi işinde gücünde olan kişilerdir. Bu kişilerin sayesinde Türklerin ön yargısı azalıyor ve tam tersi işte insanlar bize karşı ön yargı yapıyor veya biz eziliyoruz deyip de sağa sola molotof atan, sağa sola saldıran, Üç kişi bir araya gelip gasp çetesi kurmaya çalışanlar da tam tersi bu ön yargıyı arttırıyorlar. O yüzden kimse çıkıp da niye bizim için böyle çizgi filmler yapıyorlar demesin. Ben beklerdim ki orada gene başlamışlar Türklerin anasını. Nereye abi Türklerin anasını nereye? Nereye Türklerin anasını? Şöyle yapacağız da böyle yapacağız da. nereye abi? Ne yapacağınızı söyleyeyim. Yapmaya çalışacaksınız. Ondan sonra dayak yiyeceksiniz. Sonra kendinizi yere atacaksınız. Sonra diyeceksiniz ki faşistler. Bir de İngilizce yazarsınız. Fransa'dan yardım istersiniz. Nereye anasını yani? Ben isterdim ki çıksın Kürtler. Orada desin ki evet arkadaşlar ben de Kürdüm. Ama bu çizgi filmde olan olaylar doğru. O yüzden oturup kendimize bakmamız lazım. Artık bu şekilde hır çıkararak değil, insanlarla ortak yaşayarak, iş güç sahibi olarak bize karşı ön yargı yapan insanlar da çıkacaktır Türklerin içinden. Ama ona rağmen düzgün bir şekilde kendimizi göstererek ben o yüzden özellikle ateistim diyorum ya çünkü insanlar biraz düzgün ateist görsün yani her ateisti terörist sanmasınlar düzgün derken yani kendim de çok düzgün bir adam değilim de ne demek istediğimi anladınız yani her ateisti terörist sanmasınlar çünkü öyle birçok ateist grubuna sayfasına bakıyorum adamların dinle ilgili bilimle ilgili hiçbir şey paylaştıkları yok sürekli Arap paylaşıyorlar pedofili sapıklar bilmem ne ola şu Çevresine ateist toplamaya çalışıyor işte. Çünkü azınlıkları kullanıp o azınlıkları yönlendirip ondan sonra işte a dine karşı açık sözlü olabiliyorsak milliyetçiliğe de karşı açık sözlü olalım falan diye bu şekilde ateistleri de yönlendirmeye çalışıyorlar. Öyle olunca insanlar da bunu görünce ateistim demeye bile korkuyor. Bunlar mı ateist diye. Evet neyle ilgili konuştuğumu hatırladım. Onu da tamamlayayım ve bitirelim. Sınavda zaman yok demiştim. Bizim Türk sistemi demiştim. Bizde olay şu, bürokratlarda bile veya bir işi halledeceksen çok çok hallet. Arada bazı hatalar olsa da olur. Mesela 20 tane kişinin işini yapacağına 50 tane kişinin işini yap, 5 tanesi yanlış olsun, olsun. 45 kişinin düzgün işini yapmış olursa Allah bereket versin. Bunu daha önceden efekestlerden bir tanesini anlatmıştım, hatırlıyorum. O yüzden tekrardan değinmeyeceğim. Ama bu işte sınavda zaman olmaması olayı da, bizim sistemin ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor bence. Hayır abicim. Hızlı hızlı yap. Arada işte üç yanlış bir doğru götür bilmem ne değil. Yavaş yavaş yap. Doğru yoldan yap. Emin yoldan yap. Düzgün iş yap. Bir roketi bir ayda atacağını iki ayda at. Ama elinde patlamasın. Olay bu. Evet arkadaşlar benim mesai başlar. 1 saati geçtiğimi umuyorum. Kendinize iyi bakın. Adresimiz youtube.com bölü twitter.com bölü Her zamanki gibi destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com bölü Beğendiğiniz videolarımızı bu kırmızı hapa olsun, podcastler olsun paylaşmayı unutmayalım. Paylaşarak güçleniyoruz. Kendinize iyi bakın. Kırmızı hapa emanet olun. Evet perşembeden merhaba arkadaşlar. <laughs> Hemen sevinmeyin. Çok fazla durmayacağım. Hem podcast'in bir saatin altında kaldığını fark ettim. Hem de çarşamba günü aklıma gelen bir olay vardı. Onu da bir sonraki podcast'te söyleyecektim. Bahaneyle onu da şimdi söylemiş olayım. Yeni projelerimiz için şu anda konuşuyoruz Türkiye'de arkadaşlarla. Kim ne yapar, kim neden anlar. Biliyorsunuz robotlarla ilgili kafamda bir fikir var, plan var diyordum. Bir şekilde insan boyutunda robot, tabii oyuncak robot olacak. Çünkü robot dediğin zaman yapay zekası olması lazım. Kendi başına hareket edebiliyor olması lazım. Tabii ki bu aktör robot olacak. Yani uzaktan kumandayla hareket ettirilebilen, atıyorum bacakları, kolları bir şekilde oynayan. Özellikle 3D printer teknolojisi ve bu kadar malzemeden, dekor yapmaktan anlayan insanlar olduğu için bence mümkün olduğunu düşünüyorum böyle bir şeyin. Ve de zaten biliyorsunuz gelir de artık geldiği için yani masraf da yapabilme şansımız olduğu için böyle bir şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. O yüzden sormak istediğim şey Arduino uzmanı var mı aranızda? Varsa iletişime geçelim. Her iki İzmir'deyse çok iyi olur. <laughs> Belki bu uzaktan kumandalı sistemi Arduino ile kurabiliriz. Belki ona bile gerek kalmayabilir. Dediğim gibi bu işten anlayan varsa benimle iletişime geçebilir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Biliyorum çok acayip planlarım var, projelerim var. Ama şimdiye kadar insanlar hep yapmak istediğim şeylerle dalga geçmişti. Tahmin edin o insanlar nerede? Evet doğru bildiğiniz aynı yerde hala da sözlük sitelerinde üyelikleri devam ediyor. Sağa sola gene eleştirmeye devam ediyorlar. Şu an çok imkansız veya çok komik gözükebilir. İnsan boyutunda uzaktan kumandayla çalışan bir robot yapmak. Ama dediğim gibi, elimde dijital fotoğraf makinesiyle bir şeyler çekerken de bu noktaya gelebileceğimize çoğu kişi inanmıyordu. O zaman da dalga geçiyorlardı. Dalga geçmeye devam etsinler. İnsanlar ikiye ayrılır. Bizim gibi bir şeyler yapanlarla bir de bir şeyler yapmaya çalışan insanlarla dalga geçen zavallılar. O zamanlar çok sinirleniyordum bu insanlara. Şimdi sadece acıyorum. Beni dinliyorsanız kafayı çekip kafayı dumanlayıp insanlarla dalga geçmeye devam edin. Hepinize şerefe. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifli nasıl?